Erişkin palamutlar. Ben bunları unutmuştum. Bunlar neci abi? Surf band. Bunlar indieci. Entertainment indie'ye gitmişler. Evet. Monsieur burada şey istiyordu tabii. Reggae yapmak istiyordu ama. Kimsenin shipyard'ı yok ki abi. Shipyard'ı varsa diyor, bin turizm alır diyor. Evet ha. Ama shipyard bizden başka yapmayı bilen bile yok dünyada. Peki Monsieur çok reggae istedi, reggae yapıyor. Cahiller. Ya arenanın var bulabileceğimiz yer bu arada. Arena var iki tane. Yani arena daha yüksek ihtimal, o yüzden arena rock yapalım istiyorsun. Tamam bunu. Arena rock yaptım. Daha aklı selim davranmış. Şu arena anda rock. Bulunduğum yerde arena vardır mesela. Şey, entertainment kompleksteyim zaten. Arenada. Bir dahaki tur basarsınız abi. Go. Rocketry dedi Kongo. Kongo roket diyor. Siz buldunuz. Siz de buldunuz. Biz roket demiştik zaten. Bakın yani. Biz bunu çok önceden söyledik. Evet abi. Environmentalism dedim ben. Roketi bırakın. Çevrecilik önemli arkadaşlar. Evet, elektrik yok. Fikri geldi aklıma. Ve dedi ki turizmin bokunu çıkardım. Evet. Biz hippiyiz abi. Biz öyle roket moket anlamayız. Neydi? Biz pet şişeye karşıyız. Sadece kayak malzemesi yapılır plastikten. Zamanı da söyledik. Ve buradan arkadaşlar... Erişkin Palamutlar ikinci konserlerini mi veriyor? Galiba. Yes. Langer. Climangero eteklerinde. Daha nasıl bir konser? Nasıl bir gösteri? Climangero. Evet. Oh. İşte bak Maori türküleri. Çok güzel. Maori türküleri Climangero eteklerinde. Yükseliyorlar. 4 diğer ama 1000 turizm 100 albüm. Bence güzel. Nice. Cin. Bu nedir abi? Barbarian Outpost nedir abi? Nedir abi? Hayırlı olsun açılış. Yani başka bir turizm şeyi ilgi çeksin diye barbar şeyi açmış. Abi burada barbar öldürme safarileri yapabiliriz mesela. Evet. Barbar avı. Evet barbar avı. Ama onu bizim Burdur'da falan da yaparız. Bizim çocukları da avlattırabiliriz tabii orada. Evet. Misyoner alabilirsin. Yeni erada en çevrecilik fikri. Barbarlar. Almanya Valencia'yı kaybetti İspanyol'a karşı. Tamam şey Brezilyalı'ya. Ama zaten müstahak sana. Mountain tüneller açmış buraya Alman. Oğlum ne mühendis kafalı herifsiniz. Almanla aynı zamanda burayı da kaybetmiş. Teknolojik olarak ne kadar ilerisiniz de diyebiliriz kendilerine. Almanlar agresif tavırlarının sonunda geri çekiliyorlar. Efendim insanlar kendilerini Brezilyalı ve İspanyol hissetmeye başladı. Alman zulmüne son veriliyor. Gelelim biz çevrecilikten sonra... En hippi hareket sosyal nedir? Medya. Sosyal medyadır en hippi hareket. Çünkü neden? Oha. Oha'dan dolayı evet. Oha. Hemen bizler sosyal medya. Bayağıdır söylüyordum. Evet, sosyal medyaya gidiyorum derken bir ressam daha çıkardık efendim. Yang Zhong Eu. Tanır mısınız? Resimde yok. Bir genç kız rüyası belgeseli benim en sevdiğim eser. Vezir parmağı. Vezir parmağı. Ha ıslak rüya gibi. Efendim bakın sosyal medyayı bulduğumuzda chatte çok güzel söylüyorlar. Kayak pistlerinden Instagram'a 3000 feet'te kayak keyfi kocişimli diye keyfi. Efendim tabii. sadece kayak pistlerinde mi? Sea resortlardan. Deniz kenarı tesislerimizde. Tabii Şoko Parti'de. Şoko Parti tepelerinde. Tabii. Zenci erkek heykeli tabii, şeylerinde. Tabii çikolata şelalelerinde. Önemli. Önemli. Her yerden Instagram'a evet. Foto atmamız lazım. Hayatın anlamı budur deyip artiste bastım. Artist şarttır. Başka türlü olmaz. Abi artistim geldi ve hemen Government Plaza'da çiz. Bir dakika. Bir yerde çizsin abi yollarız. Bir dakika Monsieur. Van Münüt. Üç tane yollayamıyorsun landscape. Yollayamıyorsun abi o müzik için geçerli. Ha, müzik için geçerli. Bir bakalım landscape nedir falan. Heh. Pekala bakıyorum. Landscape. Lag miktarı bayağı iyi değil mi ya Monsieur ile? Ona bakmayın o teamed. Tamam teamed olmayanlara bakıyorum. Hem alanmamış. Sağa doğru kayınız. Şurada efendim portrait religious landscape. Aşağıdakini sanırım üçleyebiliyoruz öyle farklı değil mi? Yok üçleyemiyoruz hiçbirini. Şimdi bunu burada ben bunu burada alamıyor muyum? Hayır, 3 tane farklı. Şimdi şöyle efendim. Peki ikinize de cevap veriyorum sırasıyla. Aynı tip
eserden 3 farklı sanatçının eserini yan yana koyunca temalanıyor. Yani 3 ayrı sanatçının landscape'ini, 3 ayrı sanatçının portresini koyarsanız oluyor tema. Bu bir. İkinci soru da şu. Bunu buraya koyduktan sonra ancak 10 tur geçince değiştirebiliyorsunuz Mesut. Anladım. Bunlar ama 10 tur geçtiği o zaman, için şu anda değişiyor. O zaman burada bakınız 2 tane portre var. Bunu şimdiden buradan alalım religious olanı. 2 tane portre yok efendim. Orada 2 tane religious var. Hayır, bir iki portre. 2 portre var Mesut'cum. Equestrian tamam, Portrait işte. Of Charles. Hatta bunu hatırlıyorum. Evet, bu... Equestrian portre neyse bir atın portresiydi bu. Agatha tamam. Bas. İşte zaten biz buraya üçüncü bir sanatçı portresi bulduğumuz zaman Hu Vakaran'a temalanacak. Tamam biliyorum. O religious'ın yerine. Evet burada da efendim bir landscape'im var başka bir sanatçıdan. Bunu alayım bir yere. Evet. Bu sanatçı da mesela, gitsin şişsin bir yere. Hu Vakaran'a'yı alabilirsiniz. Şey soracağım. Silverdin'i alabilirsiniz. Religious'lar kimin üstteki? Abi bu Titian'ın. Bunların ikisi de Titian'ın. Bu da o religious'lardan birini de alman lazım oradan. Yani şöyle. Yukarıdaki religious ve aşağıdaki religious'ı aynı yere alacağız. Bence de. Birisi bence Rembrandt de. Öyle. Yani Titian. Buradan Titian'ı ve şuradan Rembrandt'ın eserini Vakarena'ya alsak mesela veya Işıl'da yani bir yere alsak. Olur. Al abi onları. Tamam şimdi. Titian. Ver abi bunu. Rembrandt'ın eserini de buraya koyalım. Tamam. Yukarıda da evet. Landscape var değil mi yukarıdaki? Hayır. Bir religious tamam. Bir landscape evet. Var. O religious'ı da başka bir yere alalım. Religious'ı ya da landscape başka yere alacağız. Yani aynı şey zaten. Aynı yapılan yeni landscape'lerden birini de o landscape'e atacağız. O zaman yakında bir yerde olsun. Religious'ı alalım. Denizli'ye de artist gitsin, çizsin. Ben bu arada şundan şüpheleniyorum. Evet. Resim ilk yapıldığı zaman da hareket ettirebiliyorsun ama ilk hareketten sonra on tur cooldown'u geliyor gibi bir şüphem var. Olabilir. Ben öbür türlü anlıyorum ama Hakarena'ya gönderdim bunu. Denizli Müzesi'nde şu anda landscape var. Dolayısıyla bu da Denizli Müzesi'ne gönderiyorum. Denizli'nin müzesi nerede? Optimal evler değil. Denizli'nin sağında. Şuraya. İki round. Zaten yine iki round mı? İki round sürer. Aynı sürer değil mi? Aynı sürer. Aynı sürer. Gitsin. Tamam. Karadan sanatçı dediğin halkın içinde olmalı. Halkın içinden geçen bir şey. Karadan yürüsün. Sanatçı halkından kopmasın. Karadan yürü. Bu privateer'ı da yaptım. Dolayısıyla da bir şeyi buffladım. Elektriği galiba buffladım ben bu elektrik, arada. Elektrik evet. Tamam. Bufflamıştık. Tamam. Dur abi sen. Topçu ordusu yaptım. Bekleyin. Girersen. Girersek diye. Optimal evlerde topçu kışlasında bekleyin abim. Optimal evler mahallesinde bekliyorum. Bomber'ım burada. Abi, jandarma yokuşu dediğimiz. Ha, jandarma yokuşu evet. Bomber ama şey yapamıyor. Patrol gezemiyor. Ha evet. Fighter'lar yapıyor demek onu. Fighter'ların yapabildiği bir şey evet. Bekle abi. Bir yıldır nereye geldin? Açan sen nereye? Mekele'de şunu kavga yaptım. Var galiba demiş. Mekele'ye bir bakalım mı? Mekele'de eğer ayaklanma çıktıysa hemen alalım mesela Mekele'yi yani. Kavga var gerçekten. Mekele'nin... Ha çok güzel. Daha değil. Başlamış. Mekele'de birazdan çıkacak o loyalty sorunu. Mekele eksi 3.3'te şu anda. Yavaş yavaş düşüyor. Maorilerle Etiyopyalılar arasında kafaları karışık. Şu anda buraya işte loyalty düşüren bizim rockbandimiz kim? Scorpions. Az önce bizde. Verdik o konseri. Az önce o konseri verdiğimiz için oldu bu. Öyle mi? Bir daha Mekele'de nasıl Scorpions çalabiliriz? Yoktu ki başka bir yere Mekele'nin galiba. Yoktu. O zaman buranın loyalty'siyle nasıl uğraşabiliriz abi? Yani yeni ajan bir tane var aklıma belki onun da şeyi gelir. Indi gelir. Ajan yollayabilirsin bir de. Ajan yollayabilirim. Çok güzel. Ajan yollayabilirim. Almanya'da Spider-Man takılıyor ya bir tanesi. Ha Counter Spy'ımızı gönder abi. Denizli'ye ha, gelen Counter. Değil mi? Nerede o herif? O Celal Bayar'da falan. Celal Bayar'a geldi ama neredesin abi? Ajan vurdular mı bize? Haberimiz mi olmadı? Bir ajanı vurdular. Yani ben şu anda hiçbirini göremediğim için karakterlerim. Ajan nerede abi? Ajanlarımızı vuruyorlar arkadaşlar. Vuramazlar abi. Öyle çalışmıyor ajan sistemi. O zaman afişe ediyorlardır. Tane mi? Taneyi buldun mu? İsim geçiyor. Buldum. Tane. Tane dünyanın öbür ucuna gitmiş. Terina Almanya'da. Herkes öbür kıtaya gitmiş abi. Anahera herkes Almanya'da. Çekeyim mi taneyi? Taneyi uçur oradan. Rebase'de. Mekele. Travel olmadı. To News. Olamıyor. Neden? Çok bir yerleş. Şimdi bir daha bas.
Çok yerleştim buraya diyor galiba. Yerimi yadırgarım gider. Ha. Niye olmadı acaba? Ha şimdi geldi abi büyük ihtimalle. Oraya şimdi yerleşti büyük ihtimalle. O yüzden olmuyor. Herhalde. Yani momentini bitirdi. E o zaman abi şey yapalım. Buna bir görev verelim. Biz bir daha spy yapabiliyoruz diye gördüm ben. Gördüğüm kadarıyla daha casus yapabiliyorum. Assignment vereceğim. 5 turn ya da satın alabilirim. Arkadaşlar bence o momentu olmadığı için oluyor. Bir tur sonra yapabiliriz istiyorsak ya da şimdiden satın alalım. Ya, orada yapsın buradaki. Bence yesin. De abi. Bu arada satın alınmıyor galiba casus. Ha şeyiniz de olmuş. Kotanız da olmuş efendim o zaman. Hayır yapabiliyorum. Satın alınamıyor mu casus? Evet öyle bir şey var. O zaman AOC casus yapsın gayet iyi. Hazır boş duruyor. Çünkü öküz gibi üretimi var zaten. Küpeli. Ha. AOC'nin üretimi evet. Var abi. Savaşmayacağımıza karar verdiysek yapamamız. Savaşacaksak buradan yine core army falan yap. Abi şimdi onu tabii savaşmama kararını birkaç round 30'a çıktı. Burayı yine kaçırıyoruz arkadaşlar. Ucundan yine kaybediyoruz. Abi yalnız şöyle evet ama şeyi de dikkate alalım. Kaybetme hızımız eskiden çok yüksekti. Evet yani ama yine de ulaştık ama ertesi tur 100 oluyordu. Ama yine de negatife gidiyor yani. Yine yakalayamıyoruz. Evet. Sosyal medya. Şimdi bu tür şeyin environmentalizmin %25 etkisi de bu tür gözükecek falan. Bak. Öyle mi? Henüz etkilemedi mi o? Herhalde etkilememiştir bilmiyorum ama. Bakalım. Göreceğiz. Burdur ne yaptı? Monument'ımı repair diyorsun. Ne bileyim ben. Monument'ı... Neyse turist çeker yapın tabii. City merkezi Centrum diye gösterirsiniz oradan. 17.4 nasıl bir grup? Yes very good very good. Dikili taş. Come on. Harbor'larda yaparım diyor. Burası harbor mu? Water park. Var mı öyle yerler? Almanya'da falan. Yok ki abi. Bir tane Hindistan'da harbor var. Bütün Hindistan'ın bir tane harboru var. O da ya bence var. Arenarak abi. Herhalde. Arenarak seçersek evet. Daha çok vardır. Entertainment evet. District bulmaya çalışacağız. Pekala siz de arenalarda rakınız. Keşke muvesseydim size. O zaman abi taneciğim geldim buraya ve madem bir şey yapamıyorsun. Ben ya neden... Şimdi değiştirebilirsin büyük ihtimalle abi. Tabii. Şimdi bir deneyebilir misin tabii, taneyi? Tabii dersen gider. Heh. Evet. Mekele'ye gönderiyorum. Yukarıda ya en yukarıda sarıydı. Aşağıda evet burada. Burada geçtin. Aşağıdaydı abi. Mösyö'cüğüm. Mösyö'cüğüm. Bunu kim bilir ne zaman söylüyor değil mi Mösyö? Yine abi biraz daha. Şimdi geliyor mu sesim şu anda? Evet geliyor. Mekele. Aynen. 3 turda gidiyormuş. Baya mesafeye göre bir süresi var herhalde onun. Herhalde. O yüzden ben bunu göndermeyeyim. Arkadaşlar bunu gönderme. 3 turda gideceğine 5 turda zaten AOC yapıyor. Bu burada yapsın işini. Sen bilirsin. Peki. Gönder mi diyorsunuz? Fark etmez ya. Abi yani 5 turda yaptık. O adam da 3 turda yerleşecek. 8 tur olacak. Bence bu adamı hemen yollayalım yani. Mekele'ye git abi. Sen yine casus yap. Şoko Parti byplay mı yaptın? Yok o oraya yolda gidiyordun. Ha tamam. Rebase abi bu sefer havaalanından. Rebase old. Bu bir yıldır buraya geçemedi gitti. Geçemiyorum buraya. Yani. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Bekliyorum burada ben. Biliyorum. Burada savaşacaksın. Savaşmayacaksan open borders yapmaya çalışacaksın. Evet. Ben de bu hızı görmek istiyordum ve bu hız geri gidiyor. Bu hız savaşacağız diyor bana. Size ne hissediyorsunuz? Ya bu acaba bu savaşa girmeden 20 round'da bu oyunu bitirir miyiz? Hep böyle burnumuzun önünde giden bir havuç gibi geliyor bana. Ya ben bilemiyorum. Ben daha önce denemedim kalçayı. Ben de bilmiyorum abi. İşte devamlı bir burnu... Abi böyle oluyor. Ya böyle oluyor. Evet o burun havuç hikayesi oluyor ve o hani böyle pat diye bitmiyor yani. O yüzden böyle çabalamaya devam ediyorsun. Sen doğru yolda ilerlemeye devam ediyorsun yani. Evet. Yani iki tane daha bomba alıp buraya girip yok etmek de var. Ama bu arada gerçekten victory'mizde ne kadar önemli? Onu bilmiyorum ben. Yani bu turizm victory yolunda Afrika kovboyu için harcayacağım. Şey tamam Burdur'u almamız çok önemliydi. Ahmar Dağları projesi. Ama Afrika kovboyuna girmek bize ne kadar ne yapacak onu emin olamıyorum bu yolda. Yani şu anda Mekele kendi kendine düşmesini sağlayabilirsek aslında savaş açmadan bayağı bir şey sağlamış oluyoruz. Teknik olarak. Oraya değil abi buraya.
Orayı satın al ama boş ya. Sen de yapacağını yaptın. Buraya ulaşamıyorsun. Buralara gidemiyoruz. Başka da işaretli yer kalmadı galiba. Şuraya giden bir worker vardı. Var değil mi? Var. Şu anda bir kare şurada var. Güzel. Onu yapardı belki. Ve o kadar galiba. Her yer ski resort. Dağlarda. Aşağıda her yer seaside resort. Yine yakalayamadık. Elimizden kaçıp duruyor. Motuka Paşa. Abi İspanya ile mi şeyimiz yoktu bizim? İspanya bizi denounce etti ama. Ama yine de iyi oldu yani. Gidebiliyorsan İspanya, yetişebiliyorsan. Nerede İspanya? Abi yetişemiyorum. Ne kötü. Nereden yetişiriz ya? Yani neredeki İspanya? Ben haritayı tam hatırlamıyorum. İspanya şurada abi. Ay Allah'ım bu yine sapıttı. İspanya şurası abi. Madrid burada. Yetmiyor. Range yetmiyor. Oraya yetişmiyor ya hiçbir yerden. Sulu Kule'den gider mi acaba? Yani arada bir yere gitmesi lazım önce. Orayı onu bitirdikten sonra gidebilir. O kadar abi mesela Haydarabad var. Arada burası var. Daha önce gidilmiş trading postlar var. İşte bir sonrakine şimdi git. Yani mesela Brezilya'da bir yere gidersen atıyorum biraz daha sola git. Anladım, mesela şu anladım. Salvador'a gidersen o bittiği zaman. Salvador'dan İspanya'ya. Orada trade route olduğu zaman yani şey trading post olduğu zaman. Kaç arttırıyordu? 5 mi arttırıyordu? Ne yapıyordu? Neyse Salvador'da Bahia'ya gidelim abi. 27 para. Evet. Orayı açın. Oradan İspanya'ya trade route açarız. Abi bir yer daha var ama işaretlemiştin. Sildin ve yapmayı unuttun dedi Sinan chatten. Sağ olsun ama hangi şehir çevresinde olduğunu söyle bari. Bence şu Ahmar'daki bir şey mi acaba? Raviri Vaititi'nin dağları var. Şuralar var bu arada. Burada 1-2-3 var. İşaretli değil buralar. Niye değil? Yapılı oralar çünkü. Yanlarında şeyler. Şuraya daha yapmamışız. Tamam. Onun da hayır. Onun da solu var. Yapılı. Şu orada var abi. Şuraya yapılabiliyor ama o da Alamata'nın içinde. Ona yapamazsın. Evet. Yok. Yok işaretli değil. İşaretli yerleri yaptım abi. Bilmiyorum ki belki kaçırmışızdır da göremedim ben de. Ben de şu anda göremiyorum. Şuradan bakarsak daha iyi anlaşılmaz. Devam. Olmuyor. Olmuyor, olamıyor. Erişkin palamutlar için Kongo'da yazılan bir makale Ses dergisinde makale yazılmış derken pilotlar havaalanı yaptılar. Pilotlar yapmamıştır herhalde de. Dünyanın ilk havalimanını yaptık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Güzel. Bravo. Şimdi doldurdum komple ya. Casus belli Colonial War. Colonial War nasıl çalışıyordu? Sen benden o kadar küçüksün ki diye çalışmıyor muydu bu ya? Bilmiyorum ki. Evet, Frederick Barbarossa nüfus olarak bizden çok küçüktür herhalde abi. Nüfus olarak mı? Ha. O kadar küçüksün ki sen tek başına uygarlık olmaz. Ya da toprak olarak. Toprak kültürel olarak olamaz. Toprak olarak da olur. Toprak olarak o kadar küçük olamaz. Ya yarımız kadar bayağı falan. Bayağı küçük abi. Yarımız kadar. Yarımızdan ufaksa. Doğru. Şehirleri kaybetmiş ya. Doğru. Burdur ve Raviri Vaititi eklenince tabii. O zaman herkese sen benim ancak kolonim olursun köpek deme hakkını kazandık. Almost. Herkese. Neredeyse evet. Galiba Kongolu'ya diyemiyoruz. Denizli yardım gönderdi Brezilya'ya. Ne durumda o yarışlar? Evet biraz açtık farkı. İyi güzel. Buradan World Dünya haksız bir yerdir. Zaten doğru. Burayı geçemezler yani. Burayı geçemezler evet. Orayı geçemezler. Öbürü eğitim geçebilirler belki de. Burada geçemezler. Para abanırlarsa evet. Denizli ne yapacağım diye sordu bana. Ya bu savaşa ne gireceğiz. Turizm durumu. Bu savaşa sokacaksınız beni değil mi? 33. Azalıyor abi kaçıyor. Hı-hı. Kaçıyor. Sosyal medya ne diyor? Bu kart %50 artıracak. Yani bunu 13, bunu 39'a mı çıkaracak? Ama o işte yavaş. Yani. Miktarını. Bir dakika. Bir daha bakabilir miyiz? Trade route'lardan gelen demiyor mu? Evet. Hayır. Yani trade bizim olan trade route'umuz varsa oraya vurduğumuz turizm damage'ini %50 arttırıyor. Trade route'umuz zaten olan adamların hepsinden daha %50 turizm arttıracak. Yani bu yani Gandhi'den, Trajan'dan
Mukongo'dan hepsinden %50 tabii, artacak tabii. O zaman. Abi yani. Şöyle zaten gösteriyor bak. İşte 581 vuruyoruz biz şu an diyelim ki. Ya da 945 buna. O 945 işte %50 artacak. Hayır öyle değil tabii. Tam öyle değil galiba. Çünkü burada başka artılar var. Ha, yani tamam. Burada mesela 50 artı 30. 40, 600 iken ya da 700 iken işte 350 daha eklenecek. Yani. Evet o civarda bir şey olacak. Bu mesela yani %50 artmayacak bu sayı direkt ama %30, %35 bu sayılar artacaklar gibi görünüyor. Değişiyor işte hangisinde. Mesela şu Frederick Barbarossa'daki daha fazla artacak. Çünkü evet. Sadece eksi var. Bunda da öyle. Evet, sadece Menelik'i de öyle. Ama zaten 25'ler şu Trade Route Open Borders olanlardan gelen de %30 final artacak. Şimdi evet şu %20 bu sadece eksi %20 olduğu için bu daha da fazla olacak. Şimdi bizim 727 ya 727'den eksi 20 çıkartıp 500 küsür bulmuş işte yani. Abi bu iki, da o zaman evet. O zaman bizim buralara da trade yollamamız gerekiyor. Evet ve open borders yapmak da gerekiyor aslında ama tabii. Yani bu gerçekten öyle bir andayız ki arkadaşlar. Bu oyunun bir dönüm noktası. Bu 33 yavaş yavaş gidiyor. Sosyal medya geldiğinde ve biz online communities kartını açtığımızda bu artacak. Ama sonra yine gidecek. Meneliki ile Almanlı ve İspanyollu aramızı düzeltmeye çalışabiliriz. O zaman Open Borders ve online communities açıldırsa oralardan da daha çok turist gelecek. Belki de yolu budur. İşte. Yani bütün dünyadan turist çekeceksek. Ya da Menelik'i yok ederiz ama o zaman Menelik'ten gelen 15 turisti de kaybetmiyor muyuz abi? Kaybediyorsun ama o zaman evet. Şey de azalıyor. Rakiplerin domestik turisti de azaldığı için hani onun etkisi tamamen kalkmış oluyor. Yani. Evet. Yani o 203 düşecek. Hani 119 bile 203. Ya, evet şu 203 ya, ne kadar? Düşecek. Hayır düşmeyecek abi. Düşecek. Olması gereken sayı yani toplam adamların domestik turizminin belli bir kısmını alırsan kazanıyorsun onu. O 203. Öyle o değil abi. 202'nin bir fazlası o. En yüksek domestik turistten fazla çekersen kazanıyorsun oyunu. Öyle değil o. Ama o ha peki tamam okuyorsun. O zaman tamam. Ya tamam abi biz mümkün olduğu kadar aramızı iyi tutmaya çalışalım. Zaten abi, şu bir şans. Hayır yani. Hayır. Eğer Mekele'de isyan çıkarmak becerir ve Mekele'yi ele geçirirsek bu isyanın sonucunda zaten teknik olarak bu adama savaş açmamız çok gerekmeyecek yani. Neden? Mekele ne işe yarayacak ki abi? Abi Mekele'de iki tane alemiyor olacak. Bir de kültür baskısını oldukça kıracağız. O ama bunlar bizim turizmimizi değiştirmiyor ki. Hayır yani savaş açmamıza gerek yok. Biz niye bu adama savaş açmak istiyorduk? Turizm için değil zaten. Bize yaptığı kültür baskısını hem kırmak. Yani aslında hem de, aslında siz kıl oldunuz. Yani. Evet. Sen adamdan nefret ediyorsun aslında. Bu adama savaş açmaya... Yani. Bak hemen sosyal medyanın gücü işte. Bak hemen nasıl insanları biz niye savaşıyoruz ki ya falan demeye başladık hemen. Evet doğru. Niye savaşıyoruz ya? Sosyal medyada onun yerine birbirimize ağır laflar edelim. Kimse ölmesin. Daha güzel bir mücadele biçimi yani. Bence aramızı düzeltmeye çalışalım kültüre gidiyorsak. Aramızı düzeltmeye çalışsak. Mesela nasıl düzeltilir ki? Uzun ve zorlu bir yol değil mi abi o? Open Borders başlayabilirsin. Open Borders veriyor mu mesela? Nerede? Vermiyor ki. Vermiyor. Ha, soru bile yani alamıyoruz bile yani niye acaba? Abi soramıyoruz bile adama. Sinan diyor ki Almanların sayısını azaltsak nasıl olur? Alman turist sayısını azaltsak ha. Almanya'daki yani, iç turizmi yani turist olabilecek Alman sayısını düşürelim diyor. Öldürerek evet diyor. Evet Almanları öldürürsek bu evet. 202 düşerse mesela daha iyi tabii. Daha az Alman olursa dünyada turistlik de edemezler. Hani evet bir fikir. O evet ama yani turizmle gördüğüm kadarıyla şey çelişiyor. Yani insanları bir yandan bizim ülkemizi sevin ve bize gelin deyip bir yandan etrafa ateş ettiğin zaman tam olmuyor bu hikaye. Burada bir karar verin arkadaşlar. Bir karar verelim daha doğrusu. Ben arada şunu yavaş yavaş kaçırıyoruz. Sosyal medyadan sonra bunun gibi bir tane daha var mı? Böyle bir
Open Civics Tree. Bakalım böyle abi. Bir şey daha var mı? Şimdi Globalization'da ne var? Bir bakalım. Globalization. Yeni devlet tipleri geliyor. Yeni government tipleri geliyor. Almanya'da doğum kontrol politikası başlatacakmış. Career şey yapmaca. Burada bir şey yok Globalization'da. Tamam. Bunlara bakalım. Envoylar, governmentlar. Devlet tiplerinde olabilir. Bakalım. Bunda bir şey yok. Bunlar yönetim şekilleri. Abi zaten venture politik. Distributed sovereignty. Bize bu yakışır. Biz hippies. Tamam. Ne var onda? Culture per specialty district. Diplomatic şey favor. Bunda ne var? Influence points. Eksi 10 turizm. Eksi 10 turizm. Bu hiç değil yani. Diğer ikisine bir daha bakabilir miyiz ne varmış? Evet. Abi bu culture ve amenity üretiyor. Yalnız combat strength'imizi düşürüyor. Dijital demokrasi. Yani. Olabilir. Ha, niye savaşıyoruz? Ya, kart sayısı var. Onu istediğini yaparsın yani. Evet. Kartları yüksek. Corporate libertarianizmde. Abi resources with improvements. Hiçbir şey yaramıyor bu bize. Yani. Bunların üçü de bizim bir işimize yaramıyor. Dijital demokrasi. Kart olduğu için daha iyidir muhtemelen. Evet. 10 karta çıkarıyor abi. 9 karttan 10 karta çıkıyoruz. Bu işe yarıyor yani. Bizim demokrasimiz şu anda ne işe yarıyor? Ucuzsa şey alıyoruz abi. Trade route'lar, ally'lara trade route'lar food ve production getiriyor. Aynı zamanda da purchase'ları ucuza yapmamızı sağlıyor. Evet. Hmm. Turizmle bir ilgisi yok onda yani. Yok, burası da bitmiş. Future, şöyle abi, hayır. Future'lara geçtiğimiz zaman, yani future civic'ler var. Orada da culture'a böyle %200 turizm falan diyen bir şey vardı sanki. İşte güzel olur oralara gidebilirsin. Bir dakika, ben hemen bir kontrol edeyim. Abi o iş near future governance'dan gidiliyor. Gördüm. Doğru muyum? Yani venture alttakini yaparsan da bak üsttekine şey varmış, bonusu var. Yani distributed sovereignty alırsa, oradan onu... near future governance'dan future era'ya evet. Gideriz. Evet. Tamam, demek ki distributed sovereignty'ye basıyorum. Ama tamam. Globalization ve social media dedi. Tamam, social media globalization. Anarşiklik, geleceğin oradan. Yönetimleri, oradan geleceğin yönetimlerini o zaman göreceğiz. Evet. Ve o zaman aslında future CV'yi bulmak için, okey. Dövüşmüyor muyuz arkadaşlar? Dövüşmeme mi karar verdik? Yani evet, buldum efendim. Cultural Hegemony isimli bir arkadaşımız var. Büyük ihtimalle budur yani. Yani mesela chat demiş ki dövüşmeye değmez. Şu tek şehri espiyonajla, rock müzikle falan dikkatini dağıtıp almaya çalış. Peki, çalışıyoruz zaten. Casus da gönderdim. Yani mesela örneğin bir yerlere abi settler gönderip daha çok seaside resort ve daha resort. Abi bunun yeri arandı uzun zaman önce. Şurada tundra olduğu için yapılamıyor. Kuzeyde Polonezköy projesini senle hatta uzun uzun tartışıp sonunda kurmuşlar. Evet. Rahatladık zaten. Burayı da. Bunun dışında yani dünyada yer yok. İşte Yerevan'ı alabiliriz, onları kullanmıyoruz. Buralarda seaside resort yapamayız. Dağ resort yaparız bu yani mesela. Bir iki tane dağ resortu yaparız. Yani işte ne bileyim, hani aklıma gelen ama bilmiyorum. Petrolü var. Akka'da alıp dağ resort yapmak. Yerevan'da var şeyde. Erivan'ı almak olabilir. Çünkü Erivan'ı alırsak aynı zamanda sulu kulenin kullanamadığı bir tane dağ, iki tane dağ resort. Onun dışında seaside resort. Orayı kırıp seaside resort oluyoruz. Bir tane seaside resort. Düz galiba. Yapabiliyoruz. Abi magnificent mı ne olması gerekmiyor muydu seaside resort yapabilmek için? Öyle bir yok, şey hatırlıyorum. Average. Ama o dağ yani mine'ları clear edip etrafından falan bir şeyler. Belki denenebilir yani, bilmiyorum. Yani çok da değecek gibi görünmüyor ya. Dünya bitti ama abi. Yani çok ucuza, çünkü bomber zaten var. Bomber yıkıyor yani, hani kostu yok hani orada. Tabii Erivan'ı almak istiyoruz dersek alırız. Hiç tabii. Yani. Erivan'ı aldıktan sonra şuranın turist çekmesini nasıl sağlarız? Yapılır o ya şeyle. Worker'la yapılır yani. Burası ne? Hills. Bu o mine'ı clear edeceksin. Oralara farm yerine forest dikeceksin falan. Yani bir sürü çaba. Bunun karşılığında seaside resort kaç getiriyor? Oranın yani 5 falan değil mi? Ya oranın şeyi kadar getiriyordu diye hatırlıyorum. Appeal'ı kadar getiriyor muydu? Öyle bir şeydi. Olabilir. Ama işte bunları yapmazsan olmuyor yani. Olmuyor. Evet. 5 buradan aldın. 2 tane daha ski resort koydun. O ne kadar getiriyordu?
O da 4 galiba. Yani şeyde, 13. Turizm lensine geçersen gözüküyor galiba. Turizm lensinde söyler herhalde. Burası daha getirmiyor ama getiren bir... Ha bu arada ski resortlar henüz bak Kartalkaya, Kayış Dağı bunlar getirmeye başlamış. Ama yavaş yavaş getirecek evet. Evet. Ya şimdi şey doğru. Şöyle bir kart varmış. Doğru anlıyor muyum? Bir okuyayım size. Buyurun. Exodus Imperative diye bir Future Civic varmış. Exodus Imperative. İki tane wild card veriyor. Bunlardan bir tanesinin adı Space Tourism ve diyor ki Tourism from other players is reduced by %20 versus your civilization. Bu turizme defans olan kart. Evet biz bunu istemiyoruz. Bu adamlar istiyor mesela bunu yani. Adam uzay turizmine gidip bize evet tabii bu bize tam tersi. Yani adam diyor ki Maori'lere savunma kartı değil mi bu yani? Evet. Okay. Bize karşı savunma Maori'lere gitmeyin. Ben onun yerine sizi uzaya götüreyim diyor adam. Kendini savunmak için turizme karşı adam bunu kullanıyor. Hallyu diye bir kart varmış. Cultural Hegemony diye bir civic buluyormuşuz ileride future civic'lerde. Bu Hallyu White Policy kartı da şey sarılıyormuş. Your rock band units can choose from any possible promotion. Ha güzel. Tamam. İstediğin gibi şekillendirdiğin rock bandlar oluyormuş yani. İhtiyacı özel. Abi Fate ihtiyacımız var. Şimdi Cem dediğin doğru da iki tane ski resort yaparak o progression duygusunu devam ettiremeyiz. Eğer böyle bir şey olacaksa bizim Fate üretmemiz ve rock band yapmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Fate üretmek için de yani Holy Sight var. İşin boktan tarafı Fate Holy Sight'la üretiliyor. Sonra Holy Sight için kullanılmıyor. Bu Fate başka nasıl üretiliyor abi? Bilmiyorum. Holy Sight'la üretiliyor evet. Kaçıyor bu zafer yine yani. Yavaş yavaş gidecek. Kolay bir şey değilmiş yani demek ki. Bilmiyorum ben de. Neymiş? Daha kolay bir şey değilmiş demek yani. Bu değilmiş. Değilmiş yani. Bilmek, yani böyle şey gibi değil hani. Önceden bazı hazırlıkları yapmazsan biraz yavaş oluyor yani. Herhalde. Bilmiyorum ki. Ucu ucuna gidiyor. Holy Sight'lara ihtiyacımız olduğunu biz bilmiyorduk başta. Evet evet evet. Holy Sight'ları yani tam ne yaptığımızı bilmeden geldiğimiz için belli ki çok daha karmaşık bir oyun. Yani herkese atış etmek her zaman çok daha iyi şey bir çözüm. Ne yaptığını bildiğin senin kontrolünde olan bir çözüm. Bu senin kontrolünde değil. Bu senin kontrolünde abi değil. Abi şimdi turizmi sonuçta turizm kümülatif artan bir şey demedik mi? Yani buradaki sıfırlar, üçler, dörtler yavaş yavaş altılar, beşler, ikiler olacak atıyorum yani. Evet ama yavaş yavaş artacak zaten. Artacak ama buna ek olarak hani bir de işte şimdi sosyal medyayla da destekliyoruz. Rock bandleri de işte yani biz 6 turda 7 turda bir rock band çıkarabiliyoruz. Yusuf'cum deminden beri uzun zamandır yaptığımızın üstüne bir şey söylemediniz. Kalçı'ya bir tek şey var. Online communities var. Onun dışında mevcut durum devam ediyor. Biz aynı şekilde üretiyoruz. İnsanların turist sayısı artıyor. Bizimki de artıyor. Ama belli ki bizimki onlarınkinden hızlı artmıyor ki eksideyiz. Eksiye gidiyoruz. Yani söylediğiniz durumda şuraların turizm gelirinin adamların turist sayısının artışından daha hızlı olması lazım. Yani işte şimdi biz mesela şu anda bir sürü ski resort kurduk ya. Şu anda onların hepsi sıfır abi. Ya yani biz o ski resortların etkisini atıyorum 10 tur sonra falan görmeye başlayacağız yani. Bence ya, onu iyi bir demeye çalışıyorum. 33 tane ski bir guide da olmayabilir yani. Olmayabilir. Belki de bütün bu ski resort şu Ahmar Dağları projesinin etkisini birazcık daha sonra göreceğiz sosyal medya ile beraber. Sosyal medya aniden olacak. O biraz sonra olmayacak. Birdenbire olacak o. Küt diye değişecek. O zaman sosyal medya kartı dan sonra bütün bu kararları verelim. Çünkü ondan sonra bir tane daha şey göremedim. Anladığım kadarıyla siz de bulamadınız. Sosyal medyanın... Yok yani civic olarak yok en azından yani. Evet, online komünitizden sonra... Ama belki şöyle open tech dersek belki şey olabilir. Yani mesela yeni wanderlar ekleniyordur. Turizme katkı veren wanderlar, başka wanderlar vardır. Hani. Ama onu buradan böyle bakarak nasıl bulacağız abi? Kampüslerden para. Böyle bakarak bunun Launch Mars Colony. Giant Death Robot var abi bu oyunda. Ya yani. Ben Giant Death Robot niye yapmadım ben? Giant Death Robot'ı astrolerden artı bir şudu mu? Yani öyle bir onun yanındaki de.
Bu mu? Pastürlerden artı bir food ve giant dead robot. Bu işte. Onu iyi dengelemiş. Yani robot X'de o artı bir food'u iyi dengelemiş. Abi mükemmel. Yani hani daha iyi süt sağma makinesi yaparız, bir de dev ölüm robotu yaparız diye iki tane seçeneğimiz var burada. Bence şöyle öneriyorum arkadaşlar. Sosyal medyanın kartını görelim nasıl etkilediğini. Ondan sonra dünyayı yakıyor muyuz yakmıyor muyuz karar verin. Şimdi şu aşamadaki plan nedir o zaman? Sosyal medyayı yapıyoruz. Oradan globalization'dan şeye gidiyoruz. Dijital demokrasi. Sonra geleceğin yönetim biçimleri deyip burada nereye oraları gittiğimizi bilmiyoruz bu arada. Oraları göreceğiz zaten. Evet, bilmiyoruz burada orada ne göreceğimizi. Ama bu tam bir plan değil. Şu anda tam bir planımız yok. Yani hani eğer saldırmak da bekliyorsa ya biraz da kervan yolda düzülür mü Sürcüğüm? Evet. O zaman biraz daha gidelim bakalım. Pekala. Ne göreceğiz? Denizli yardım... Ama saldırmayacaksa şeyleri yapsak iyi olur. Hah. Onun asıl soru o abi. Bakın şurada bir holy site fikri var. Hala. Bu kare çok fazla food bilmem ne üretiyor, production üretiyor diye tutulmuş ama Fate üretemiyoruz rock band yapmak için. Mesela. Hı-hı. Bu burada mesela tam doldurulmuş bir holy site. Ne kadar Fate üretiyor? Kartal şey bu rock mabedi yazmıyor. Şu şehir ne kadar Fate üretiyor? Nerede yazıyor ürettiği Fate? Nerede yazıyor abi ürettiğin Fate senin? O deminki ekranda vardı. Aç abi. Bakayım. Burada mı? Binalar ekranı. Binalar ekranında. Oh, aha. Şurada toplam. İşte 14. Evet. 18, 20 üretiyor. 20. %10 bir artış. Karşılığında 5 food 5 production bırakıyor Denizli. Hani böyle şeylere girsek mi acaba? Ona girmek lazım bence. Rock band yapmak için uzun vadeli gidiyor belli ki. Eğer savaşmayacaksak gerçekten adamlarla aramızı düzeltmeye çalışmamız lazım. Dinaus etti herif yani. Bunu nasıl düzeltilir bilmiyorum. Hepsi Dinaus etti. Evet. Ben bulamıyorum. Şu anda yani bir şey göremiyorum. Açık, belirgin bir plan göremiyorum. Abi işte biraz dediğim gibi yani süreyle alakalı bu yani. O turizm katlanarak artan bir şey olduğu için belli bir vakit geçirmemiz gerekiyor. Belki i̇şte o yani. Vakti geçir... Mesut'cum evet. Ben şunu soruyorum zaten. O vakti nasıl geçireceğiz? Böyle duracak mıyız yoksa saldıracak mıyız? Hani belli ki oyun kısa zamanda bitmeyecek. Biz yani bu süreçte ne yapacağız? Zın planındayım. Adamlarla işte eğleneceğiz, gezeceğiz, göreceğiz. Eğlenip gezeceğiz. E peki tamam. O zaman ben söyle abi. Holy site ve settler yapıp sağda solda kalan yerevanı almak. Öyle şeyler mi kaldı? Asıl mesela bizde Grievance bu arada yeri şeyi yok ettiğimiz için, Burdur'u yok ettiğimiz için de bir gerilim oluştu bize karşı. Olabilir. Belki bu toparlarız. Yani gerçekten o yola gidiyorsak adamlarla aramızı sürekli düzeltmeye çalışıp bu Burdur meselesi unutulur yakında. O unutulduğu zaman heriflerle open borders yapmak. Cem'in dediği gibi ama o zaman Erivan'a da saldırmamamız lazım. Bilmem. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum yani hani Holy Site yapacak iyi yer yok. Gerçi yani Holy Site'in içine yaptığın temple'lar falan kendileri getireceğini getiriyor. İyi yer yok diye bırakmamak da o bir zorunluluk değil. Mesela Silverdin'de bir Holy Site yapılmış zaten. Zor. Holy Site yap desem sana. Burdur'la yeni şehirlerimize niye yapmıyoruz? Burdur ve Raviri evet, abi yapamazlar. Yapamazlar. Zaman uzun sürer de yapılır. Yaparlar da yani şöyle şöyle yapabilir. Yanlış hatırlamıyorsam bir tane kartımız vardı. Kart mıydı? Governor şeyi miydi? Emin değilim ama hani district'i satın alabilirsin diyen bir kart yok muydu? Reyna'nın bir özelliği o. Hayır galiba bir de şey kartı da var. Government Rabbit kartı da var yani. Olabilir de yapabilirler abi. Abi hayır Holy Site yapar içindeki binaları alırsın zaten. 12 tur diyor. Çok acayip değil ama bu Burdur tabii. İçerideki binaları tabii satın alırız. Burası ise Holy Site'ine 32 turn diyor. Yani şu anda bu adam niye Granaris'ini yapıyor? Aslında bu adam bir yere Holy Site'e başlasın. Dörtlük Holy Site buldu mesela. Uşak rüya intikam gördüm, almanı özgür gördüm, almak istiyor. Gördüm. Buraya Holy Site yapıyorum. 4 diyor. 30 tur diyor. 30 tur düşecektir. Yapar bunu. Buraya yapacak bir şey zaten yok. Buraya bir Holy Site. Burdur bir Holy Site yap.
Nuke atmak değil de bu arada nuke yemek olabilir. Çünkü adamlar teknolojide bizden ilerliyor. Evet, evet. Islak rüya bize nuke atabilir. Islak rüyanın kendisi bize nuke atarsa çok güzel olur mesela. Burdur. Şu tile'ı alırsan abi. Gerçi şu tile'ı da yapabilirim. Kaç diyordu pardon? 3 diyor. Burası da 3 olsun. Yemeklerini mi kısıyorum burada heriflerin? Ne kadar yemeğiniz var? Ne bileyim ben. Açlıktan ölür müsünüz? Bir şey olmaz ya. Bir şey. Ver abi para. Ver. Ver para ver. Buraya bir holy site, oraya bir holy site. Işıl dayandı holy site alabiliyor muyum? Abi. Yapabiliyor muyum? Üçler, ikiler. Buraları bozuyor muyuz? Bunlar orman. Buraları bozmak istememişiz zamanında belli ki ama. Şuraya mı diyorsun? Yani düz, hayır orada bir tane düz alan var. Ha, şuraya tamam. Diyorsun. Açığa yap. Belki orası başka bir işe yarar. Şu kareyi satın al Işıldayan. Alamıyor musun? Hayır, Raveri Vaititi'ye mi ait o kare? Şu kare. Bırak onu abi. Işıldayan. Aldım. Heh. Işıldayan oraya bir holy site. Niye olmuyor? Ben bunu anlamadım. Abi bırak. Sen oraya aldın onu. Muhtemelen Burdur'daydı. Ya da birindeydi yani. Sen onu aldın. Şimdi bas tekrar Işıldayan'ı oraya. Ha, bana al abi burayı. Ha öyle çalışıyor. Tamam. Bırak demek değil. Birlik. Tamam birlik. Yap abi. Bunların hepsinin toplamı, çünkü 3 tane şehirde bütün binaları satın alırsak 60 falan gibi bir gelir, bir fate geliri olacak. O zaman önümüzdeki turnlerde parayı, bunlar biter bitmez holy site'lar, onlara gömeceğiz. Pekala. Başka? Guvernörler ne işe yarıyor bakmak gerekebilir bu arada. Gerekebilir. Sen holy site yapabiliyor musun bir yer abi? Vakarena. Yapabiliyorsun tabii istersen. Power plant yaparsan da çevrene production mı veriyorsun? Ben bu kömürü nereden buldum ya? Bulmadın ya. O şey. Şeyden geliyor işte abi. Battleship'ten. Battleship'çi abi veriyor. Anladım. Yani yaparsan da çalışmayacak o şey diyor. Ermitaş artist puanı river kenarı. Mesela river'ımın kenarı var. Ama burası neighborhood için düşünülmüş. River'ımın kenarı. Çıkamıyorum içinden. Akvaryum yap abi her şartta. Science gelir. Etrafa amenity gider filan da. Biraz tuhaf kaldık. Governörlerimizin yerleri denmiş. Bir de evet abi şimdi ıslak rüyaya nük atacağız da ben nük atamam. Herifler benden çok öndeler teknolojide. Öyle bir teknoloji yarışına giremiyoruz. Ama evet governörleri kontrol ediyorum. Governörlerimiz de abi. Küpeli'de, şey Şoko Parti'de. Denizli'de Amani mesela hani. Abi bak bu diyor ki other cities within 9 tiles and not owned by you lose 2 loyalty per turn mesela. Envoylar düşer mesela. Bu onun dışında herkes doğru yerde abi. Bir sıkıntı yok. Abi diğerlerini almadıklarımızın evliklerine bir bakalım mı? Belki bir şey var. Bakalım mı? Burada abi mesela şuradan religious strength, faith üretmece var mı acaba? Lay on hands. Religious yani işte. Finishing buildings. Extra promotion monklara. Districtleri faith ile almaca. Bu da galiba districtleri parayla almaca. Bu kıza level verip ama değmez bence o districtleri şu anda artık parayla almaya. Abi bir kartlara da bakalım mı? Onun bir kartı da vardı sanki ya. Bizim bulduğumuz bir teknolojinin şeyinde sonucunda gelen. Abi onu ama o kartı nasıl bulacağız acaba? Yani işte bir göz gezdirsek şeylere. Nasıl kart bu acaba? Ne dedin? Culture. Ne kartı bu söylediğin? Şey satın almaca mı? Ekonomiktir herhalde. Bakıyorum abi. Ben bir kart hatırlamıyorum ama. Ya da bir yönetim şekli miydi? Ben de emin olamadım. Yönetim şekli olabilir bilmiyorum. Bilemedim. Yönetim şeklinde şey var. Fate ile ünite almaca var bir tanesinde ama. Galiba. Ucuzlatmıyorum şey abi. Sen kimsin abi? Denizli misin? Denizli mesela ne yapacağımı bilmiyorum. Holy Site'ına başlıyorum şuraya. Şu Holy Site'a başlıyorum. Madem o yola gidiyoruz. Peki bir dakika. Şöyle bir şey sorsam. Şimdi eğer Mekele bağımsız olur. Biz Mekele'yi alırsak Denizli'ye yeni building alanları açılır mı? Açılır. Açılabilir tabii.
Yani açılmaya da bilir. Şu altında açılmaya da bilir de hani işte. Siz bu kareyi istemiyorsanız vermek mi istiyor? Mesela şurada bir Lumbermill var, onu verebilirim. Hiçbir işe yaramıyor. Lumbermill yanlışlıkla yapılmıştı buraya zaten. Ama sıfır veriyor abi orası. Sıfır veriyor da içine yani... yapacağımız tapınaklar mapınaklar verecekler. Ha, yani. Yani o 3-4 kaybedeceğiz. O 3 ya, herhangi bir Olisite 20 veriyor. İyi bir Olisite 25 veriyor. Evet, böyle. Evet öyle bir şey var. O yüzden şimdiden artı 1 veren şu bölgeye yapabilirim mesela yani. Veya hiçbir şey vermeyen şu Lumbermill'e yapabilirim. Burası nehir kenarı olduğu için belki başka bir işe yarar. Hangisi? Söyleyin bana birini. Bence artı 5 yap. Bence de artı 5 yap. 5 gol. Hadi burayı yap abi yap. Kes. Yeter. Orası zaten kutlu yer. Bu iş başka türlü olmayacak. Tatlı dille turizmi anlamadınız. Tatlı dille değil, zorla turizm yaptırtacaksınız bana. Turizm yapın mafya ulan. Mafyayla da olmuyor belli ki. Olmuyor. Turizm yapın ulan diye turizm yapacaklar bunlar yani. Deploy. Buraya deploy. Denizli espiyonaja geldim diyor. Ben buraya counter espiyonaj için gelmiştim değil mi? Evet. Nasıl yapılıyor counter espiyonaj? Abi orada ha, vardıysa bu Hani'yi niye bizi yollamadık ya? Hay Allah. Yolladık, o geliyor. Mekelele'ye. Mekelele'ye gönderdim onu. Bu Hoani'yi yollasaymışız o adam yerine. Mekele'ye yolladığımız adam yerine. Onu da Mekele'ye yollayalım. Yok artık. Niye? İkisi birden belki yapar. Yok, 3 tur geçecek ya o zaman. Ha, istiyorsan yolla tabii. Yapabilir aynı mi şeyi, bilmiyorum. Aynı şeyi 2 tane yollayabiliyor mu, ben de emin değilim. Ben de bilmiyorum. Denemiş olalım abi. Sen de Mekele'ye git abi. Beraber Foment Unrest yapın. Sen de Mekele, ben de Mekele. Senin sen benden, senin adın Mustafa Mekele. Şimdi 17.4 adlı grup. Bu heriflerin bir level'ı var mı? Entertainment Complex. Görüyor musunuz Entertainment Complex? Yani. Doğru. Evet, öyle daha iyi. Şurada bir tane yandı. Ama orada çal. Başka bir tane kuzeyde, Almanya'da iki tane gördüm. Peki. Abi şurada bir tane daha var. İki tane var. Tamam. Zaten arada bir yerde bunların arasında kokain savaşları başlar. Buyurun. Clear. Kokain Wars. Erişkin Palamutlar bu konseri verdi. Bunlar da mı Entertainment Complex istiyor? Allah Allah. Ha, ne şaşırtıcı değil mi bir yandan? Niye acaba Entertainment Complex? Allah Allah. Başka da göremedim. Ta Roma'da var. Oraya gidemem. O yüzden buralarda konser vermediğim yerlerde geziyorum ben. Ha, normal çal. Mesela şurada çalıyorum. Haydi bakalım. Cin 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 cin. ...50 albüm... ...1625. Çok iyi çalmadılar. Neyse. Neyse. Olur. Olur öyle şey. Yaşıyorlar abi. Ölmediler. Yaşıyorlar. Önemli olan o. Ölmediler evet. Ravi Vaititi sen nereye başladın şeyine? Holy Sight'ına. Şu buraya bir yere başladın. Tamam. Sana al silver... ...madeni. Abi al. Mesela Alman'a hızlıca Rock Band'ı yollayabilmek için Alman'ın oraya bir şehir atmak olabilir bir yere. Alman'a yakın bir şehir kuralım ki oraya hızlı... Ya o zaman şu şehri kurabilirim. Yani daha da yakın olsa daha iyi olur herhalde ama sen bilirsin. Ya buralarda loyalty problemi olur abi. Ama değer veriyorum gerçekten. Setlere baktım. Buralarda yok. Buralara not dedi. Hı, yani olur. O denizdeki şehri kurarsak, ıslak rüya 2. Olur. O şehri kurarsak alüminyum madeni de var orada. Hı. Daha ıslak bir rüya olur. Evet. Yani. Daha da ıslak bir rüya olur. Nuke atılacaksa bir gün ıslak rüyaya da oradan atılır. Mösyö'nün öz ıslak rüya. Mösyö'nün city center'ını kurup o da olur. Petrol da var. Olur. Aynı zamanda buraya da bir tane holy site de buraya koyup oraya da seyirleri satın alabiliriz. Tabii binalarını. O zaman bu toplara girelim mi? İki tane settler satın alayım mı? Parayla Uraldı Oilman diyor. Setleri satın almak yerine yapa da bilirim tabii. 3 turn diyor herif. Vakarena. Yapıyorum. Bence akvaryum çok önemli değil ya. Ne önemli değil? Akvaryumun çok bir acelesi yok. Yok yok tabii. O yüzden setlere döndüm. Sonra bir setler daha mı? Yok, onu da küpeden yapalım ya. Oraya gitmesi de kolay. Şu Sendeid 9 turn. Ondan sonra Sendeid'ini bitir abi ve bir setler yap küpeli bana. 3 turn'e tamam. Sen de setlerini bitir. Ondan sonra
Ne yapıyordu bu? Akvaryum yapıyordu. Akvaryumuna dön. 3-4 sene sonra iki tane settler geliyor. O settlerler kendi worker ile gelecek. O worker buranın oil'ı gibi, oranın alüminyumu gibi önemli şeyleri alır. Sonra bu şehirlerde bir dakika. Burada holy site yapamıyorum. Yapamıyorum. Yok, yapamaz tabii. Kötü. Burada holy site'ı da inşa etmeleri bakalım ne kadar sürer. Aid request'te iyiyiz. İyiyiz. World's Fair'da zaten bizi geçemezler dedik. Bakalım ne olacak? Yani yollayabiliriz abi. Holy site satın almak istersen o yeni şehirlerde. O ne, ne yollayacaksın abi? Reyna'yı. Holy site satın almak için. Hayır. Aşağıda yapamaz. Burada, aşağıda, he, aşağıda yapar. Burası yapamaz. Bunları kaldıramıyorum ben. Aşağıdan uzun süre dedik yani. Ona yollayabiliriz. Reyna'yı levellayıp yollayabiliriz belki. Sosyal medyadan level geliyor. Evet. Olabilir. Olabilir. Pekala. Erivan. Ne oldu? Kim o? Builder. Senin var mı abi yerin? O sol üstündeki yer. Şuraya. Niye yapamıyorsun? Yapamıyorum. Niye? Allah Allah. Bilmiyorum. Biraz daha bakarım. Kuresiyer Army gelmiş. Level'ını atlasın. Fortified Defender'a saldırırken var. Strength vs. Unison Districts. Bence Barding ya. Şehirlere saldıracak olursak atak yiyip duruyoruz. Ama gerçi şehire saldırmada bu arada o öbürü yani. District'te vurmak evet. Şehir District'te. Tamam doğru. Unison Districts diyor bu arada. Ha bu arada bu herifler sonunda adları da almışlar. Onların adı koca Motuka Paşa zaten. Koca Motuka Paşa adını sonunda aldı ve ordusunu kurdu. Senin şeyin nerede abi? Sana katılacak olan bombard nerede? Siz böyle peşinden bir yer peşinden koşturuyor. Sen burada Nammadol'e giremiyorsun. Burada dinlen. Bu savaşı açacaksak da buradan açacağız zaten. Yangshong Eop masalları. All landscape. Çiz buraya bir tane. Samimi bir Muniendo çizdi bize. Böyle. Böyle bir şey çizdi. Bunu nereye koyacağım mı diyorsun? Yo buraya koymaya geldin zaten. Denizli'ye koydum ben. Evet bir tane daha çizeceğim şu anda Denizli'ye. Evet. Onu da bir yere koyarız. Evet başka. Yaşamını Denizli. Erişkin Palamutların konseri hakkında yazılar yazılıyordu. Sen petrol, senin sesin çıkmamıştı. Şimdi çıktı. Ay nasıl çok gülüyor bu adam. Metamorfozisi vereyim sana Kafka'nın diyor. Vallahi ben sana petrol metrol vermem de. Tütün satarım. Gümüş satarım. Sen de bana bunun karşılığında hiçbir şey veremiyor musun? Veremiyor galiba. Refuse o zaman. Questler 9 falan diyor. Evet öyle bir şeydi abi. 8-9. Sanat eseri alabilirim de hani onun aradığımız sanat eserinin Roma'da olduğunu sanmıyorum abi. Roma sadece yazı yazıyor. Yazıdan da biz anlamıyoruz. Bir kontrol edelim. Bir yerde bir heykel falan gördüm. Şeyde var. Kongo'da iki tane heykel var. David Davut heykeli falan var ama başka heykel benim gözüm orada. Başka bir heykel daha görürsem dünyada. Abi ikisi de bu arada ikisi de Michelangelo. Michelangelo evet. O yüzden kolay değil yani onları almak. Çok sonradan belki iki tane heykel tıraş gelirse denk. Eyfel diyor ki Eyfel Kulesi. Appeal arttırırım. Bütün karelerimde iki çüş. O güzel. Oo, bu evet. Her yerin appeal'ını arttırırım. City Center'a komşu bir ne dedi? Düzlük. Öyle bir yer burada yok. Şimdi Eyfel'i yap. Bilmiyorum da işliyor bu arada. Ufak bir turizm cenneti. 4 turizm cenneti diyor herhangi bir artı galiba. 3-4. Ha evet tabii. Doğru. Doğru aslında. Haklısın. Turizm cenneti de var. Eyfel Kulesi'ni dikebileceğiniz. Bu arada bir de bizim yazıları koyabileceğimiz, yazıyı parayla alabildiğimizi hatırlatarak başlamak istiyorum. Yazıları koyabileceğimiz bir Government Plaza'da bir şey, ek bir şey bulduk biz. Nerede acaba o? Bakın National History Museum'a galiba şey koyabiliyoruz, yazılar koyabiliyoruz. Oğuz galiba orası, evet, her şeyi koyabiliyorsun. Evet, 3 tane, 4 tane yazı konacak yer var. O zaman buraya değişik yazarlardan 4 tane yazı bulup koyalım ya.
Yazı temalanan bir şey olmayabilir bu arada yani. Onu da söyleyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam galiba hatta temalanmıyordu yani. Tamam. Emin olalım da ona göre alalım. Mesela Kongolu da Kongolu dünyayı yazdı yani. E tabii Kongolu'nun yazma gücü korkunç. Abi işte Jeffrey Şiki bu. Değişik değişik yazarlar var. Ben Kongolu'dan 4 example Cervantes'ten Chaucer'dan Şikibu'dan ve Austen'den 4 tane eser alsam. Benim elimde hiç yazı yok mu ya bu arada? Neyse varsa da bir tane var. Bir tane var. Bolşoy Balesi'nde galiba. Ya da Broadway'de. Az veriyor bu arada görüyorsun. Kıl veriyor. Gold. Heykel daha çok veriyor galiba. Ama heykeller farklı sanatçıların yok, heykeli yok abi. O da 2 veriyor. Şimdi 40 gold per turn değildi abi. Bokunu. Olur ya niye olmasın parayı ne yapacaksın? Hayır abi, bunlardan alsın. Aha onlardan biraz aldım. Abi yani. Sana inci vereyim, jade vereyim, balina vereyim, pipo vereyim, gümüş vereyim. Makedis 29. Oo. 30 gold per turn. Biraz yani, demir mi versen ucuzlatır mı daha? Sana biraz demir vereyim. Şöyle bir 80 falan. Üstüne basarsan yazılıyor mu? Evet ben sana 80 evet. Demir vereyim. Ayrıca başka bir şey veremeyeyim. Makedis 9 gol. Aa, demir bak iyi gitti demir. Demiri güzel gördün Cem. Demir veriyorum. Petrolle daha kolay da olur bu arada. Petrolümüz dolmak üzere bu arada. Niye petrol vermiyoruz? Çünkü demir zaten dolu. Petrol zaten dolu ama. Verebiliriz yani. Petrol kıymetli bir şey. Ne olacak ki? Savaşa mı gireceğim? Ben bunu veriyorum bu adama. Ya da başkasına verirsin. Ya da biraz da petrolle Makedis 4. 5 birazcık petrol verirsem 5 petrol 5 tane gemiyi mi sustain ediyor? Ama bir round. Oğlum taşıma petrolle uygarlık dönmez lan. Gerçekten dönmez. Gemi sustain edemez. Yok onlar da öyle dedi. Artilleri de gemi de ikisi de şey istiyor. Turda istiyor yani. Öyle sustain olmaz onun. Evet. Abi tamam şu anda kabul. 10 petrol, 80 demir ve bir takım şeylere 4 tane yazı alıyorum. Tamam. Accept. Petrolden elektrik çıkarırız abi. Petrolümüz var bizim. Şimdi nereye gitti bu yazılar? Hepsi doğru yere geldi. 16. Temalanmıyor galiba yazı arkadaşlar. Yani team filan demedi. %100 bonusumuz olduğu için 16 oldu. Okay. Team filan demedi ama olmuyor temalanmıyor. Ama 16 turizm 8 kültür getirdik. Hı-hı. Bunun dışında benzer yerler var mı yapabileceğimiz? Mesela şu arkeolog. Abi müzikler. Bizim hızlı hızlı müzisyen de bulmamız lazım. Tamam. Ayrıca arkeolog yapmamız lazım. Evet. Broadcast yerlerimiz var mısın? Arkeolog alsam şuradan alınmıyor mu? Arkeolog al. Broadcast Center da alabildiğin yer. Arkeolog yani. Alınmıyor mu abi? Alınıyordur. Alınmıyor mu? Fate'le mi alınıyor? Şeyden. Olan yerden alıyorsun abi. Ha zaten dolu olan bir yerden mi alıyorum? Nerenin arkeolog müzesi var? Kule galiba var arkeoloji müzesi. Neresi duyamadım? Sulukule. Hayır evet. Yok. Ha Sulukule var evet. Evet. Sulukule'de var tamam. Sulukule bana bir arkeolog ver abi. Ya varmış abi. Yapmış. Vermiş abi. Ha şu anda vermiş de yapmış. Tamam. Evet. Nereyi kazacağız? Herhangi birisini hiç fark etmez. Valla birazcık şey düşünelim abi. Temalamak için. Mesela buradan Hint çıkması çok yüksek ihtimal. Yani bir Hint bir bar var bir de bir şey daha alacağız yani. İşte o zaman demek ki buralara filan kazacağız. Brezilya'ya doğru akacaksın oradan. Brezilya'ya. Barbar çıkartmak için buralar daha doğru herhalde. Veya buradan X artı barbar şeklinde. Abi bu arada Patna dediğiniz yerden de büyük ihtimalle Barbarya'da biz çıkabiliriz. Çünkü biz savaştık oralarda Hintlilerden çok yani. Gidelim abi bakalım oraya ona göre gideriz. Yani ama burada şunu unutmayınız. Gidip oraya kafanıza göre şey yaptığınız zaman Hintli size şey diyor. Yalnız bir dakika sen benim topraklarımda izinsiz nasıl hödö hödö diyor yani. Arkadaşlar bence buradan bulurum. Buyurun. Barbar bulacağımı tahmin ediyorum buradan. Git bakalım abi. Sonra da bir tane de Mumbai'nin kuzeyinde denizde sahipsiz bir şiprek var. Oraya da bakarız. Başka arkeoloji müzemiz kaldı mı? Boş. Kalmadı. O zaman Monsieur'ün az önce açtığı konuya dönelim. Şey. Kaç para bir müzisyen? Buralarda relik tutuluyor bu arada. Daha arkeolog gerçi. Öyle olmuyor ki. Müzisyen. Ay, relik başka bir şey abi. Evet, müzisyen. Ha, Broadcast Center satın almıştı. 81, müzisyen 1, 2, 3600 para. Şu anda alabiliyoruz abi. Mesela müzisyen.
Bilemedim ne kadar değer. O çok hızlı geliyor. Bastır parayı alalım bence. Çok hızlı geliyor Mesut. Tamam. Bastır... Fark etmez bir sonraki. Bir sonrakini öyle alırız. Ne fark edecek yani? Sen ne dedin Cem? Bir şey söyledin az önce. Aa okey. O da olur. Müzisyen Allah. Müzisyeni al. Bak oraya map tag koydu şimdi az önce mesela. Ne olduğunu bilmiyorum onu ben. Böyle böyle birikiyor işte map tagler. Bana bu müzisyeni verin. Mösyö onu çok istedi. Bu paraya ihtiyaç çok yok değil mi ya. Bir yerde bak. Bir yerde ihtiyaç yok değil mi? Yok yok ya o kadar artık yani. Ya savaş... ihtiyaç olmadı. Savaş mamaş olmadı. İhtiyaç savaş... varsa bir turda geliyor abi zaten. Gel abi Chopin. Nereye çalabiliyorsun? Denizli'ye çalabilirim diyorsun. Ya olduğu yere de çalabilirsin abi. Oradakini hareket ettir çıkanı. Orada kaç tane var ki abi? Bir tane portre var abi. Rembrandt'ın portresi var. Abi burada Rembrandt'ın bir portresi daha var elimizde. Abi onu Silverdin'e götür bir kere Palace'dakini. Öyle mi diyorsun? Silverdin mesela. Nerede ya? Nasıl karıştı? Aşağıda. Temple'a mı diyorsun? Çok önemli değil abi bir dakika. Aslında önemli olan şu Palace'ın iki altında Broadcast Center var. Evet. Mesela Şoko Parti'ye götür. Şoko Parti'nin yerini gör şuraya diyorsun. Tamam. Aha. Sen buraya git abi. Sen de git Broadcast Center'da çal. Chopin. Tamam. Buradan çıkanı da atıyorum Fontanike'ne yollar seni. Aynen. Yani. Neresiyse. Boş neresi varsa. Evet. Orada. Bakalım. Ravi'li Waititi'ye geldik. Bu ne işe yarar? Great Person Recruited. Sen burada bir şey yapamıyorsun hala. Sebebi Burdur'un buraya almış almamış olması mı? Abi o sağındaki kareye yapman gerekiyor. Oraya niye yapamıyorsun? Abi bence... Orası başka bir şey. Burası şey volkan. Aslında. Volkan galiba. Ha volkan orası. Volkan. Bu, anam. O zaman abi. O zaman oraya National Wonder mı sıkışmış yani? Şey. Abi National Wonder sıkışmış buraya. Hakkari Volkan'ı. O zaman Hakkari. Buraya yapabilirim. Ama o zaman bu kaçıyor. Oraya yapamazsın zaten. Yapamıyorsun. Sola yap abi. Sol üst köşeye yaparsın. Burayı kimse yok. Alabiliyor mu? National Park burası. National Park. Ha National Park. Burası da komşu. O zaman abi bunu iptal ediyorum ve burayı alıyorum. Çünkü burayı yapamıyorum ben zaten. Ama orayı iptal etmenle ilgili değil. Oraya yapamıyorsun. Ha satın alacaksın. Ay satın, olur oğlum. Satın al, alacağım tabii canım. Al, bunu sil. Al ya çok güzel. Burayı satın al. Çünkü yukarıya da gidemiyorum abi. Belli ki. Bir turn diyor ya. Vermeyeceğim o parayı. Bir dahaki turn yapacağım oraya. Tamam. 200 para vermek istemiyorum. Çok cılız, çok züğürt bir uygarlığız biz. O yüzden Fahri'cim ben izninle çok sıcakmış ya. Az sonra yiyeceğim abi. Krem şokerle ama şu anda yiyemedim. Aşırı sıcak gelmiş. Tamam bunu buraya yapıyorum. Bunu da iptal edip nereye yapabilirim? Buraya mı? Bir yere yapamazsın. Yok hayır. Orada yani sandığa şey var. Buraya yapabilirim. Oraya zaten yapıyorum. Evet. Bir tane kaçıyor abi. Ya, o yapacak bir şey yok. Yani. Daha sonra. Yok olmadı yani. Hani volkanı görmemişiz evet. Volkanın üstünde kayak merkezi yaparsak iflas eder. Haklı. Yalnız aşağı in. Yalnız Raviri Waititi Vakari Raititi neydi bu adamın adı? Hakari Kakari. Evet. Vakari volkanları. Tamamdır. Research. Vakari. Balık verdim. Çelik var ha. Asıl burada para lazım ama değil. Lazım ama değil. Bakın ne güzel değil mi? Çünkü savaşmıyoruz. Eyfel'i nereye dikeceğimi bana bir bulamadınız ya. Ben ona yanıyorum. Eyfel'i production yüksek şehirleri değiliz abi production'a göre. En yüksek kimse o yapsın. Yalnız şu şokolat hilzi iki şey tane. Burveli'nin yanına yapalım ya. Metal. Yani bu neighborhood'dan vazgeçelim. Tabii tabii. Ama o bir City daha... Center'ın yanına yapılıyor. Evet City Center'ın yanına yapılıyor. Şurada bir farm var. Sokutu'da sanki oraya yapabilir mi? Şu orayı kaldıramam. Orada buğday buğday şeyi var. Ya kütenk diye üstüne basamıyor musun? Kaldıramıyor. Maoriler bu resource kaldıramıyor. Tabii kaldıramıyor. Daha önce başımıza geldi. Wonder'la olmuyor. Anladım. Olmuyor. Çok denedik daha önce. Olmuyor. Zaten yapamam diyor yani. Hatta uzun uzun bu Hakarena. Bu Hakarena'daki bir serbülent üçgenlerinden birini bozacağız. Anladım. Tabii boz ya. Şu ya da o tarafa yap abi işte. Pirinci sol üstüne. 41 round diyor ya. Kere maşallah yani. Olmaz 41 ne abi olmaz. Olmadı. Güldürmedi. Eyfel Kulesi yapacak şehir bulamayabiliriz ha. Production listesini açarsan çok daha kolay olur. Açarım. Görelim oradan. Yields. Küpeli. Yalan. AOC. Küpeli niye olmuyor? Yer mi yok? Küpede yer yok. AOC'de bir ormanda sen kes projesine girersek. Kes abi. Bir ormanda sen kes 13 törne Eyfel'i çak. Mesela. Tamam, bir sol kare. Şu ormanı kesersen. Burası Rainforest ama. Burası ha, normal oldu. Orman. Mühendisimiz yok. Ya mühendis olsa yapalım da mühendis yok.
Mensimiz yok. Ne diyorsunuz buraya Eyfel'i dikmeye? Abi bizi yani diyecek bir şey yok. Ne güzel olur. Ne ki? Yani problem ne ki? Şu an İmparatorluğun binlerce production'ı var. Şuradaki 5 production mı der? Hani Forest'a sembolik olarak Forest'i kesmeyeceğim diyorsa onu bilmem. Monsieur, ormanları kesme adını sizsiniz. Hippie olan ya sizsiniz. 6 production gidiyor ama AOC'de mi kesiyoruz bir de? Evet. Gitsin abi, ne olacak ki? O production'ları ne işimize yarıyor bizim? Gitsin Monsieur, sizden kıymetli mi? Bas buraya Eyfel'i. Langırt. Eyfel Kulesi'nde diktim. Ülkedeki bütün karelerin appeal'ı 2 mi artıyor? Evet. Abi Eyfel'i biz tahtadan yaparız, orman gibi olur. Bir şey olmaz. Heh, tahtadan yapın abi, orman gibi olur. Çok güzel tahta Eyfel'i. Ben tahta Eyfel'i beğendim abi. Demokrasiler de bitmez zaten. Bitmez. Ama içten patlamalı motor var. İçten yanmalı. Golden Gate. Ne yapıyor? Turizmle ilgili bir şey mi? Abi evet. Artı %100 turizm from improvements. Bunu şeye yapsak, Şoko'ya. 3 tane, 2 tane. Improvements and national. Nereye yapılıyor abi? Cannot be built. Must be built on cost. Bir dakika. Hiç kimse bana söylemiyor Golden Gate Bridge ihtiyacımız var diye. Sağ üstündeki kare ne Şoko Parti'nin? Abi bilmiyorum. Savaş gemisi sağ üstteki gemi. Yok yok, yani tam sağ üstündeki. Yani şey, park galiba. Park park. Abi burada ne dedi? Multiply the gold they get from districts at their destination. Aslında yani mesela Sex and'ı mesela. Improvements dediği de o. Evet. Seaside resortlar yani. Resortlar ve wonderlar. Artı Chocolate Hills de geliyor yani dolayısıyla. Ve bütün National Park. Tamam, Şoko Parti'nin arayıp bulamadığı wonder varmış abi burada. Ama nereye yapacaksın yani? Bu yer var mı? Abi göle de yapamazsın. Homo Gölü'ne yapardım ama o zaman abi. Nereye diyor? Şuraya yapacağım. O nereye diyor? Coast diyor. Denize mi yap diyor? Coast diyor abi. Evet. Aslında Wilson Coast. Olur orası, o şeyin erkek heykelinin yanına. Erkek heykelinin yanına şuraya. Tamam abi. Hemen. Niye Lake Coast'a yapmıyoruz ya? Lake'e yapılamaz yazdığı için. Ha, şerefsiz. Evet.